arkadaşlar. Bu videoda birazcık konu dışına çıkarak duygusal ve düşünsel olgunluktan, mutluluk prensiplerinden ve başarı prensiplerinden bahsedeceğim. Bunlardan bazılarından birazcık bahsedeceğim. Aslında çok fazla konu dışına da çıktığımı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar hayatın her alanına, pekala lifting'e de uygulanabilecek şeyler. Aynı zamanda bu kanalı takip eden insanların %100'ünün de kişisel gelişimle ilgilendiğini düşünüyorum, daha iyi olmakla. Bazı insanlar ben kişisel gelişim sevmiyorum falan diyebiliyorlar, fakat bence bu pek mantıklı değil. Çünkü yaptığımız her şey, aslında istediğimiz her şey bir kişisel gelişim bana göre. Vücudumuzu değiştirmek istiyorsak iyi yönde, ağırlıklarımızı artırmak istiyorsak, daha güçlü olmak istiyorsak, daha sağlıklı olmak istiyorsak, daha estetik olmak istiyorsak, bu bence bir kişisel gelişimdir. Ve bana göre kişisel gelişim ya da kişisel evrim vücutta başlıyor arkadaşlar. Bu yüzden lifting mesela oldukça önemli. Fakat orada sınırlı kalmıyor. Burada anlatacağım şeyler de dediğim gibi hayatın her alanında uygulanabilir şeyler. Benim mentorlarımdan, kitaplardan falan öğrendiğim şeyler, merak ettiğim şeyler açıkçası. Ve bu konuda konuşmak istiyordum. Konuşsam iyi olur diye düşünüyordum. Ve son zamanlarda yaşadığımız toplumsal olaylar dolayısıyla böyle bir videoyu şu anda yayınlasam bence iyi olur diye düşündüm arkadaşlar. Bu konuda ne düşündüğünüzde videonun altında yazabilirsiniz. Rezalet bir videoydu ya da ağır sağlam bir videoydu diye feedback verebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar tamamen benim ve benim mentorlarımın fikirleri. Başarılı insanlar, çoğu milyoner falan. Bakalım bu milyoner düşünme biçimi bizim hayatımızda gerçekten faydalı olacak mı? Lifting'de ya da hayatımızda genel olarak. Buna da siz karar vereceksiniz. Biyolojik olgunlukla duygu ve düşünsel olgunluğu öncelikle ayırarak başlayabiliriz arkadaşlar. Çünkü biyolojik olgunluk dediğimiz şey istesek de istemesek de gerçekleşen bir şey. Ben açıkçası istemiyorum. Kimsenin de istediğini düşünmüyorum yaşlanmayı. Fakat gerçekleşiyor. Ve tercih edebileceğimiz bir şey değil. Biz karar veremiyoruz ona. Tabii ki kendimize iyi bakarsak biraz daha az yaşlanıyoruz. Ama o ayrı bir olay. Fakat duygusal ve düşünsel olgunluk bizim başarılı ve mutlu olmak için kesinlikle elde etmemiz gereken bir şey. Ve bunu elde edebiliriz, bunu manipüle edebiliriz. Bunun bir bilimi var arkadaşlar. Ve ne yazık ki birçok insan bunu elde etmeyi tercih etmiyorlar. Çevrenizde mutsuz bir insan görüyorsanız ya da çevrenizde başarısız olduğunu düşündüğünüz birisini görüyorsanız, kendinizi başarısız olarak değerlendiriyorsanız muhtemelen bu olgunluğun sırrını, fiziğini, kimyasını henüz çözmemişsiniz diyebiliriz. Hani ben bunu çözmüş gibi anlatmıyorum. Hani bu konudan da yorumlarda şey yapmayalım, kavga etmeyelim. Neyse, ikisi farklı şeyler. Bunu söylemek istiyorum. Ve bu elde edebileceğimiz bir, kendimizi bu konuda eğitebileceğimiz bir şey. Ve mutluluk hakkındaki araştırmalara baktığımız zaman arkadaşlar, mutluluk değişiklikleri farklı şeyler. Yani akut mutluluk değişiklikleriyle bazal mutluluk seviyemizi artırıp azaltmamız farklı şeyler. Nedir peki bunlar? Şimdi akut mutluluk değişikliği olarak şuna örnek verebiliriz. Çok istediğiniz bir araba var ve onu elde ettiniz. Çok istediğiniz bir işte okul vardı, onu kazandınız. İşte YGS, LYS falan. Bunlar bizim bazal mutluluk seviyemizi bize kısa süreliğine aynen karbonhidrat yediğinizde insülin seviyenizin işte çıkması gibi çıkartabilir. Ya da kötü bir olayla karşılaştığınız zaman tekrar azaltabilir. Fakat araştırmalar gösteriyor ki bu akut artmalar ve azalmalar pek bir şey ifade etmiyor. Mutluluk genelde o bazal mutluluk neyse kişinin yani daha derinlerde olan öyle kısa sürede elde edebileceğin şeylerle ya da bir başarıyla ya da bir olumsuzlukla değişebilecek bir şey olmayan bazal mutluluk çok daha önemli. Ve bu çok fazla değişmiyor. Ve çevrenizde kaç kişi şunu yaptığım zaman mutlu olacağım, vücut elde ettiğim zaman mutlu olacağım, araba aldığım zaman mutlu olacağım, evlendiğim zaman mutlu olacağım, şu okulu kazandığım zaman mutlu olacağım, şu okulu bitirdiğim zaman mutlu olacağım, hiçbir zaman olamıyorlar. Neden? Çünkü her zaman bunu kovalıyorlar arkadaşlar. Ve araştırmalar bize diyor ki bunu kovalamak mantıklı değil. Peki bunu nasıl değiştireceğiz? Bunun işin sırrını nasıl çözeriz? Aynı, bununla aynı. Beraber, paralel gidiyor. Burada da arkadaşlar iki şey söz konusu. Bu mutluluğu, başarıyı, bütün o pozitif şeyleri artırabilmek için iki temel prensip var. Bunlardan birincisi standartları yükseltmek. Ne olduğunu açıklayacağım. İkincisi de pozitiflik. Pozitif düşünmek, pozitif yaşamak falan filan. Peki bunlar nedir? Standartları yükseltmekle başlayalım. Yani bu ikisi başarılı olmanın ve mutluluğun ve duygusal düşünsel olgunluğun, dolayısıyla başarının ve mutluluğun temeli olduğunu düşünürler.
Standartları yükseltmek için arkadaşlar bir tutkumuz olması gerekiyor. Güne başlarken bir tutkunuz yoksa o güne başlamakta zorlanacaksınız. Ve birçok insan güne bu yüzden geç başlıyorlar. Zannediyorlar ki işte kahve içmedim, şöyle falan. Hepsi hikaye. Hedef olması gerekiyor veya büyük bir arzu olması gerekiyor. Paul Check bu konuda şöyle söylüyor. Kendisine gelen müşterilerine ya da tedavi için gelen insanlara hedefin ne? Hayatta istediğin şey ne? Rüyan ne? Diye soruyormuş. Birçok insan hedefinin ne olduğunun farkında bile değil. Ve çok başarılı insanlar bile bazen bunun farkında olmayabiliyorlar. Hani zengin insanlar, ne bileyim işte yöneticiler, sporcular falan filan. Ya da bunu bilmiyorsanız arkadaşlar en büyük korkunuz ne hayatınızdaki? Bunları net olarak bir yerlere not almanız gerekiyor arkadaşlar. Tutkunuz ne sizin? Ne için yaşıyorsunuz? Sizin için en kötü şey ne olurdu? Ne olmazsa işte yaşayamazsınız. Neden kaçmak için çalışıyorsunuz? Ya da ne uğruna çalışıyorsunuz? Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu belirtmeniz ve bunun peşinden koşmanız oldukça önemli. Hem duygusal ve düşünsel olgunluğunuzu artırmanız için, dolayısıyla mutluluğunuzu ve başarınızı da elde etmeniz için. Bu konuda ne yapacaksınız? Ne yapacağınızı açıkçası bir sonraki sahnede izah edeceğim. Fakat bu tutkumuz neyse bunun peşinden aksiyona geçmemiz lazım. İşte tutkunuz diyelim çok başarılı bir mühendis olmak. O zaman gidip bir sürü mühendislik kitabı okumanız gerekiyor. Mühendislerle beraber olmanız gerekiyor. Hocalarınızı dinlemeniz gerekiyor. Projelerinizi zamanınızda yapmanız gerekiyor. Tutkunuz kas geliştirmek. O zaman spor salonuna girdiğiniz zaman, çıktığınız zaman araştırmalarınız, mesela ağır sağlamı takip ediyorsunuz. Bunları ciddiye almanız gerekiyor. Ya da işte en büyük korkunuz kurduğunuz şirketin batması. O zaman işte satışı nasıl daha artırabiliriz, nasıl yeni anlaşmalar yapabiliriz falan. Bunları kovalamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu birinci standartları yükseltmek. Mental oyunlarla, kendinize söylediğiniz hikayelerle beraber başlıyor. Ve bunlarla beraber bu bazal mutluluk seviyesini artırabiliyoruz. Eğer siz kendinize söylediğiniz standartlarınız düşükse, ki benim çevremde gördüğüm insanların %90'ının standartları çok düşük ve bir tutkuları yok, ne için yaşadıklarını bilmiyorlar. Öyle işte rüzgar nereden eserse yaşıyorlar mesela. Bu duygusal ve düşünsel olgunluğun pekala önüne geçecektir. İkincisi, bunlar da beraber gidiyorlar. Pozitiflik, pozitif olmak. Çevrede pozitif insan bulmak çok zor. İnsanlar genellikle stresli, gerenlikle negatifler. Ve ne elde ederlerse etsinler, bir türlü mutlu olamıyorlar. Kendileriyle barışık hissedemiyorlar. Bu konuda da arkadaşlar, bunu sağlayamamanızın en büyük sebeplerinden bir tanesi, dediğim gibi bununla beraber, bunu sağlayamamayla beraber, çok fazla medya ile iç içeler, çok fazla boş işlerle iç içeler, kendi sorumlulukları olmayan şeyler hakkında çok fazla endişeleniyorlar. Benim çevremde gördüğüm insanların ve mutsuz, sinirli, stresli olan insanların sinirlendiği ya da stres sahibi olduğu şeylerin çoğu zaten sorumluluk sahibi olmadığı şeyler. Yani örneğin işte bir patlama yaşandı bilmem nerede. Siz bunun hakkında endişeleniyorsanız sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Sizin sorumluluğunuz değil, sizin tutkunuzla, büyük arzunuzla, hedefinizle hiçbir alakası yok. Bu sizin işiniz değil. Bunun hakkında endişelenmeniz sizi daha pozitif bir insan yapmıyor. Dolayısıyla sizi amaçlarınıza da yakınlaştırmıyor arkadaşlar. Aynı şekilde haberler. Ben 2 senedir, 2 seneden fazladır, belki 3 senedir sıfır haber izliyorum. Sıfır, yani ülkede ne olursa olsun pek haberim olmuyor. Tabii ki oluyor. Ama ne bir haber aplikasyonu kullanıyorum, ne internetten haber okuyorum, ne gazete alıyorum, ne televizyon izliyorum. Ülkede çok büyük olay olsa bile benim sosyal medya hesaplarımda genellikle benim tutkum oluyor. Benim tutkum ne? Örneğin kişisel gelişim, örneğin işte YouTube videoları çekmek, örneğin lifting falan filan. Buna o kadar fokus durumdayım ki benim zaten sorumluluğum olmayan şeylere ayıracak vaktim yok. Bunu da kendimi övmek için söylemiyorum ama bu başarılı olmanın, mutlu olmanın bir prensibi. Hangimiz çok gereksiz şeyler için vakit harcıyoruz arkadaşlar? Çevremde gördüğüm insanların çoğu ders dinlerken bile, ders işte konferans salonunda ders, orada işte internetten haber kovalıyor. Haberler sürekli değişecek ve bu haberlerin çoğu negatiflik üzerine kurulu. Peter Sagan medya ile ilgili bir videosu var, bir semineri var arkadaşlar. Bunu izleyebilirsiniz Peter Sagan kanalında. Peter Sage de 18-20 senedir falan medyadan kendisini uzaklaştırmış bir kişi ve multimilyoner. Hani o zaman haberleri nereden öğreneceğiz? O zaman dünyada ne oluyor, nereden öğreneceğiz? Bilmenize gerek yok arkadaşlar. Dünyada her şey yolunda gidiyor. Bugün memleketi
mezardan çıkıp Cengiz Han tekrar gelse, istila etse ve o yönetse, yine siz bunların peşinden gittiğiniz zaman ve pozitif birisi olduğunuz zaman, çünkü gereksiz işlerle negatifliği ayıracak vaktiniz yok, yine hayat sizin için oldukça iyi gidecektir. Bu oldukça önemli bir şey arkadaşlar. Anlaması çok zor. Genellikle çevremdeki insanlara haber okumayı bırakın dediğim zaman çok iyi tepkiler almadım. Ama bence oldukça önemli. Haber buna hani sadece medyadaki haberler değil, çevremizdeki gereksiz olaylar, bizim sorumluluğumuz olmayan şeyler falan hepsi dahil. Bunların hepsi bizi pozitife değil de negatife odaklanmaya itiyor. Hatta bununla ilgili Peter Sage videosunda bilimsel olarak da açıklıyor. Beynin hangi bölümleri neden negatifliğe daha fazla meyilli diye. Çünkü evrimsel olarak baktığınız zaman şöyle bir örnek veriyordu Peter Sage. Ağaçtaki elmayı atlasanız, görmeseniz çok önemli değil. Ama ağaçtaki snake yani yılanı atlarsanız sıkıntı. Çünkü sizi işte atlayıp size sokabilir. Bu yüzden beynimiz negatifi pozitiften daha önce algılamaya meyilli. Ve çevremizde bu kadar input varken, bu kadar haber, işte okullar arkadaşınız bir şeyler anlatıyor, iş yerinizde falanca filanca olay oluyor falan, hepsi sizin sorumluluğunuz dışında olan şeyler olduğu zaman sizin bazal mutluluk seviyenizi oldukça aşağı çekiyor arkadaşlar. Bunlardan uzaklaşmak da sizin bazal mutluluk seviyenizi oldukça yukarı çekiyor. Nereden biliyorum? Çünkü 3 senedir medyayla, haberlerle ilgilenmiyorum. Aynı şekilde standartları yükseltmek de sizin bazal mutluluk seviyenizi yukarı çekiyor. İşte bu iki prensibi sağladığınız zaman o arabayı almasanız da mutlu olacaksınız. Ya da o arabayı aldığınız zaman mutluluğunuz 3 gün sonra geçmeyecek. Üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Peki neden insanlar bu kadar haberle ilgileniyor? Neden insanlar tutkularının peşinden gitmek yerine, tutkularının ne olduğunu keşfetmek yerine ya da tutkularının peşinden gitmek için gereken cesareti ortaya koymak yerine koymuyor? Bu da arkadaşlar garanti bağımlılığından dolayı ortaya çıkıyor. Hayatımızın garantide olmasını çok istiyoruz. Aman işte iş yerimde işler garanti gibi olsun. Hani hiçbir riske girmeyeyim. Benim tutkum örneğin YouTube videoları çekmek ve antrenör olmak mesela. Yani benim tek tutkum o değil ama diyelim öyle bir tutkunuz var. Ama ben işte gidip KPSS'ye hazırlanıp memur olmalıyım çünkü orada bir garanti var falan. Veya işte haberleri bir an önce öğrenmeliyim, işte borsada ne oluyor onları bilmeliyim. Bilmeliyim ki işte emniyette miyim değil miyim onun farkına varayım. Garanti ihtiyacı, garanti bağımlılığı. Aslında bu garantiyi de sağlayamıyoruz da. Çünkü bizim sorumluluğumuz dahilinde olan bir şey değil. Bunu bilmemiz ya da bilmememiz bir şeyi değiştirmeyecek. Çünkü dünyada zaten kontrol edebildiğimiz şeylerin ne kadar az olduğunu düşündüğümüz zaman bu garanti bağımlılığının ne kadar mantıksız olduğunu anlayabiliyoruz. Ve bu garanti bağımlılığını azalttığımız zaman, pozitifliği artırdığımız zaman, standartları yükselttiğimiz zaman dolayısıyla bazal mutluluk seviyemiz artıyor. Dolayısıyla bunları da sağladığımız için yani hedefimizin peşinden koştuğumuz için başarımız da artıyor. Duygusal olgunluk da gerçekleşiyor. Ve çevrenizde insanlar size işte gamsız falan diyebilirler böyle olduğunuz zaman ama siz her gün amacınıza doğru biraz daha yakınlaşmış olacaksınız. Peki arkadaşlar pratik olarak bu iki prensibi hayata geçirirken bilmemiz gereken bir iki tane benim size verebileceğim tavsiye var. Bir sonraki sahnede de ona bakabiliriz. Evet arkadaşlar, adım adım neler yapmamız gerekiyor? 1. Tutkuya yönelik aksiyona geçmek. Öncelikle büyük korkumuz ne eğer tutkumuzu bilmiyorsak? Onu bulup ondan dolayı büyük tutkumuzu, büyük arzumuzu bulmamız gerekiyor. Bunu bir öncelikle bir tarafa yazmamız gerekiyor. Bir şey uğruna sabah kalkmanız lazım arkadaşlar. Okula gidiyorsanız daha iyi bir öğrenci olmak mesela. Spor yapıyorsanız işte lifting, bu kanalı takip ediyorsunuz. Spor yapıyorsunuz mesela. Lifting. Bunda daha iyi olmak örneğin. İşte işiniz falan. Neyse yani size kalmış bu. Tutkuya yönelik aksiyona geçmek. Aksiyon yoksa momentum yok arkadaşlar. Ve birçok insan bu aksiyona geçme konusunda oldukça tereddütlü oluyor. Benim kaç tane videomu izlediniz ve uygulamadınız? Spor hani çok ciddi bir kitle. Burada 150 bin kişiysek mesela bu kanalda. Belki 100 bini zaten bunları doğru şekilde uygulamıyor. Aksiyona dökmüyor yani. İzliyor işte intermittent fasting, kas geliştirmek için, yağ yakmak için şöyle faydalı. Fakat intermittent fasting'i uygulamıyor. Bunun negatif bir şey de olarak da söylemiyorum. Yani yanlış anlamayın. Tabii ki olmayabilir, uygulayamayabilirsiniz. Fakat uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Hepimiz bir yerden başlamamız gerekiyor. Eğer bu sizin tutkunuzsa, eğer bu sizin elde etmek istediğiniz bir şeyse bunun için aksiyona geçmeniz gerekiyor.
basit. Ve aksiyon momentum oluşturuyor. İşte bir tane video yüklüyorsun kanala, ondan sonra ikinci, üçüncü yüklüyorsun, sonra bir momentum oluyor. Artık o kanala bağlı oluyorsun. Ve senin düşünme biçimin de onunla beraber değişiyor. Burada ben mesela kanal örneğini verdim. Fakat siz aynı şekilde işte spora başladınız. Sporla beraber işte aksiyona geçtiniz. Belki kendinizi başta birazcık zorladınız. O devamlılığı sağlayabilmek için. Her şey garipti, ağır sağlam diye bir internette bir şeylerden bahsediyordu ama kullandığı kelimeleri anlayamıyordunuz bile. Ama araştır araştır öğrendiniz falan, aradan 3 ay geçti. Bir momentum oluştu artık. Ve çok daha farklı düşünebiliyorsunuz. Çünkü artık siz düzenli olarak spora giden bir insansınız. İşte sabah erken kalkıyorsunuz, akşam erken yatıyorsunuz. Beslenme alışkanlıklarınız daha düzenli. Düşünme biçiminiz otomatik olarak değişiyor ve otomatik olarak daha mutlu, bazal mutluluğu artırmış bir insan olabiliyorsunuz. İkincisi, medyadan ve özellikle haberlerden kesinlikle uzak kalmak. Arkadaşlar, yani yanlış anlamayın beni ama internette insanların birbirine işte o koyun, bu koyun, bu özürlü, bunlar mal falan, hani böyle topluluk olarak bir nefret söyleminde bulunduklarını falan görüyorum. Fakat bana kalırsa siz medyayı takip ediyorsanız muhtemelen zaten bir koyunsunuz, kusura bakmayın. Eğer fikirlerinizin medyayla ve haberlerle oluşmadığını düşünüyorsanız saçmalıyorsunuz, bence kesinlikle sizi etkiliyor. Eğer neler olduğunu, bittiğini anlamak istiyorsanız bu konuda gidip bir kitap okuyabilirsiniz örneğin. Örneğin işte politikayla ilgili bir durum gerçekleşiyor. Akşama kadar haber okumak yerine neden politika konusundaki hani gelmiş geçmiş sağlam teorileri araştırıp bunun üzerine gitmiyorsunuz ki? Yani konusunda, alanında uzman birisi işte haberleri okuyup internette birbirleriyle kavga mı ederdi? Yoksa o konudaki otorite kişilerin kitaplarını, o konudaki otorite müfredatı okumuş olup, çünkü ilgileniyorsa o konuda, sorumluluğu değilse zaten ne işi var orada? O konudaki otoriteyi okuyup ona göre daha mantıklı bir karar mı verirdi? İnternette işte saçma sapan fitnessla ilgili kavga etmek mi çok mantıklı? Sürekli işte forum sitelerini falan okuyup, yoksa gidip bir tane ders kitabı okumak mı mantıklı beslenmeyle alakalı? Herkes işte o diyet mi, bu diyet mi, makro mu diye konuşurken siz oradan gidip o ders kitabını okuduğunuz zaman her şey çok daha kolay şekilde yoluna girecektir ve stres, kavga, dövüş, negatiflik, bunların hiçbirisine gerek kalmayacak. Medyadan uzak durun arkadaşlar. Daha açık söyleyemem yani. Muhtemelen bu yüzden çok eksi yedim şu anda ama çevrenizi de pozitif ve başarılı insanlardan oluşturmanız gerekiyor. Çevre çok önemli arkadaşlar. Çevremizi pozitif insanlarla, başarılı insanlarla, bizim hedefimiz konusunda ilerleyen ya da o konuda olan insanlarla oluşturmamız artık çok zor değil. Çünkü internet bize bunu sağlıyor. Örneğin bugün çok işte başarılı bir insanla beraber aynı network'te bulunabiliyorsunuz kendi alanınızda. Diyelim mühendislik konusunda çok iyi olmak istiyorsunuz. Bir mühendislik forumuna giriyorsunuz, bir kitap okuyorsunuz, o adamın web sitesine abone oluyorsunuz, işte mailleşiyorsunuz bilmem ne, hop direktman o adamın mantalitesiyle aynı seviyelere çıkabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Mentor olayı oldukça önemli bir şey arkadaşlar. Örneğin ağır sağlamda spor salonunuzda kimse yok, size yardımcı olabilecek. Hop çevrenizi ağır sağlamda oluşturabiliyorsunuz. Instagram'dan paslaşıyoruz, soru soruyoruz, birbirimize yardımcı oluyoruz. Paslaşıyoruz ve çevremizi pozitif ve başarılı insanlarla oluşturduğumuz zaman otomatikman bizim düşünme biçimimiz de onunla beraber etkileniyor ve bazal mutluluk seviyemiz de onunla beraber değişiyor arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu kadardı. Umarım kendime düzgün şekilde ifade edebildim bu videoda. Umarım kimsenin sinirini bozmadım. Söylemek istediklerim bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Videonun başında söylediğim gibi görüşmek üzere.